Hiç gerçekçi durmuyor. Hiç gel. Killer bizi izliyor. Killer'dı değil mi o? Nonu avradını başlıyor, olaylar başlıyor. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyun serisinden hepinize selamlar. Gençler, bugün The Casting of Frankstone oyununa başlıyoruz. Hemen facecam'ın altında gördüğünüz yazıdan anladığınız üzere Dead by Daylight evreninden olan bir oyun. Dead by Daylight'in yapımcılarıyla Until Dawn oyununun yapımcılarının ortak oyunu diyebilirim. Until Dawn da çok kaliteli, çok güzel bir oyundu biliyorsunuz ki. Böyle seçimli, 5 tane kurbanın katile karşı mücadelesini anlatan, seçimlerimizle o kurbanları yaşatabildiğimiz ya da öldürebildiğimiz bir oyun. Kısaca özeti bu. Ana hikayeyi bilmiyorum, oyunda hep beraber öğreneceğiz. Evet, şimdi 3 tane zorluk seçeneği var. Bu sanırım basit olanı. Diyor ki acılara tanık olursun ama hayatta kalma olasılığın yüksektir. Bu normal mod. İşkenceden kaçamazsın ama hayatta kalma ihtimalin olur. Bu da kurban. Bok hayatta kalırsın diyor kısacası. Biz tabii ki ne basit ne aşırı zor. Normalden devam. Bu tarz oyunların ilk 1 saati falan genelde hikaye üzerine geçer arkadaşlar. Hikayeyi anlatır. Daha çok böyle diyalog, sinematik olur. Onun uyarısını şimdiden yapayım. Hani ilk 1-2 bölüm belki biraz böyle sıkılabilirsiniz izlerken. Ama sonradan çok aksiyonlu hale gelir. Bunu şundan biliyorum. Biz yakın zamanda ekiple Devil in Me bitirdik. Aynı oda bu şekilde seçimli bir oyun. Beraber oynayarak bitirdik. Alınan her kararın ve yapılan her eylemin sonuçları vardır. Aynen. Tam bu tarz bir oyun. Her şey bir şey etki ediyor yani. Verdiğimiz her karar, yaptığımız her bir şey. Quick time eventler var mesela. Anlık bir tuşa basmam gerekiyor. Basamazsam karakter ölebiliyor mesela falan. Evet. Başlayalım hikayemizde. Hikayeyi güzelce bir okuyalım arkadaşlar alttan. Tamamen fokusum şu an hikayeye. Of a timeless power, infinite in knowledge. Entity olayı falan değildir herhalde, değil mi? Voracious, the entity. Aa, entity'ymiş lan harbiden. A realm so close to ours, but always out of reach. Vay vay vay, direkt entity'nin hikayesi. Until I found him, Frank Stone, my key, my killer. Güzel, iyi başladı. I am Augustine Lieber. Suratını görecek miyiz acaba? And I'm about to change our worlds gördük forever. Daha böyle canavarımsı bir şey beklemiştim ama. Evet, başlıyoruz. Güzel seri olacak. Ben spoiler yemeyeyim diye İbo'dan izlemedim ama sordum İbo'ya oyun nasıl diye. O bir 4-5 saat oynadı. Aşırı güzel diyor. Yani beklediğimden çok çok daha iyiydi diyor. Daha da hype'ladı beni. Ne oluyor lan? Bir köpeğin povundan görüyoruz sanırım şu an. Ama bir canavar köpek gibi sanki. Köpeğe zarar verirsen seninle bozuşuruz, onu söyleyeyim. Killer'ımız bu mu yoksa hani böyle tasarımını yapan bir şey falan mı, yardımcı gibi? Çünkü direkt böyle hani yüzünü gösterirler mi merak ettim. Ama elindeki maske de bir yandan Killer'ın taktığı şeye benziyor. Bebek sesinin alakayı anlayamadım. Aksiyonlu başladı yalnız sinematikleri falan. Gayet iyi başladı şu an. Solda Kruger yazısını görünce 3 saniyelik bir kalp krizi geçirdim arkadaşlar. Bakalım DBD ile ilgili neler göreceğiz. İlk olarak mahluku anlamış olduk. Kaybolan çocuk için aramalar devam ediyor. Kaybolan çocuktan kasıtları az önce ağlayan çocuk muydu acaba? Bu şarkıların bazıları telifli olabilir arkadaşlar. O sahneleri birazcık kesmeli paylaşabilirim, haberiniz olsun. Daha yine horladım be. Hadi bakalım. Adam şüpheli mi? Bir korkuyla uyandı. Sanki böyle evsiz sarhoş tarzı var gibi. Ha, bekçiymiş, okey. Just you covering the entire site. Oh no, I got help. Where are they now? On duty? Bu adam alkolik. Merlin just goes where he pleases. Burnunun ucu kıpkırmızı, görüyor musunuz? Merlin. Alkolik bu adam. A dog, Doberman Pinscher. Best friend a fellow could ask for. Öyle bak, şimdi beni tavladın işte. Trust him more than I trust myself. Haklı. Sana birkaç soru sormam lazım hocam. I need to ask you a few questions. Çünkü ben polisim yani, buraya soru sormaya geldim. Can I have your name? Thomas Jefferson Holt. Tam var ya Killer ismi gibi bir şey değil mi? Jeffrey Dahmer falan gibi. Tom, I want to talk to you about. I know what about that missing boy. That's right. You think he could be missing here? This mill looks a big place. Biggest in all Cedar Hills.
That don't make no difference. Ain't no funny business going on. Bu adam az önceki maske şey yapan adam mıydı? Orayı bak biraz kaçırdım. Kayıtlarına bakabilir miyim? Adamı çok şüphelendirir miyim acaba ya? Ama devam. Polisiz yani şu an herhangi bir şey sormam adamı zarar vermemeli yani. And rightly so. Can I check your records? No records. The logbook, visitors to the mill, out of hour shifts, that sort of thing. All right, right. Well, gotta be here. Niye bir işkillendi? Yalnız bir şey diyeceğim. Evet bir çocuğu kaçırdım diye yazmaz ki oraya. Biraz saçma bir soru olmadı mı bu? Sen ne yapacaksın kayıt defterine adamın oğlum? Adam yasa dışı işler yapıyorsa bunu kayıt defterine yazmaz ki. Keşif yeteneğim açıldı bu arada. Sarhoşluk var mı? Suçlayıcı birileri kayıtlarla oynamış. Bu çok ağır olmaz mı ya şu an? Adam bize gayet iyi yaklaşıyor şu an. Direkt suçlarsam biraz abartılı olabilir sanki. Biz bir sorgulayıcıdan devam edelim arkadaşlar. Sarhoşluk var mı da adamı eziyor gibi olur anasını satayım. Kınayıcı yazıyor ya. Nothing. Adamın gözleri çok şüpheli ve adam sarhoş ona eminim de. My boss, Sheriff Kusich. O ne alaka lan? Right, my boss. He saw by last night asking about the exact same thing. Bir an dedim işin içinde falan mı acaba? I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. And he got back in his car and left. Huh. Kimse fabri... Aa bak evet bu sorulması gereken bir soru. So what you're telling me is nobody's actually checked the mail for any sign of the boy. When you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Gözler çok sıkıntı hocam. If I take a look around the place? Adam hiç güven verici biri değil. Of course everything's locked for the night. It's not a problem. Biz açarız. Merlin, biz açarız, sıkıntı yok. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Hadi bakalım biz mi arayacağız şimdi burayı? Thank you for your help. Yani biz korku filmlerindeki şey miyiz? Hocam burada 8 kişi öldü ama hani tek başıma geldim araştırmaya. O mal şerif biz miyiz acaba? Evet. Anlaşılan iş yine başa düştü hocam. Yani yine bensiz bir şey yapamıyorsunuz ya. O aradan geçilir sanki ya. Aynen öyle. Burası sıkıntı. Burayı bizi arayacaksak var ya büyük sıkıntı. Fabrika girmenin yolunu bul. Evet, kontrolleri bize verdi arkadaşlar. Bu tarz oyunların mantığı bu. Hani siz biraz ilerlersiniz, etkileşime girersiniz bazı şeylerle. Sonra yine sinematik girer falan. Seçim yaparsınız falan. Bu şekilde ilerleyeceğiz bütün seri boyunca. Şimdi her yeri bir inceleyelim. Şimdi ben çok şüphelendim bu adamdan ya. Ama bir şey diyeceğim. Bu kadar şüphelenmem de bence bana bir şey vermeyecek bir sonuç. Çünkü nasıl desem, adama çok şüphe çektiler ya. Zaten hani sarhoştu, gözleri boş bakıyordu falan. Korku filmlerinde olur ya böyle. Bir kişinin üstüne her şeyi çekerler ama o kişi şey çıkmaz. Aa şurayı diyor. Açık bir pencere bulduk. Tırmanalım bakalım. Oyunun FPS'i biraz düşük olabilir arkadaşlar. Birkaç ayar yaptım ama oyun hani yeni olduğu için biraz optimizasyonlarında falan da problem olabilir. O konuya çok takılmamanızı rica ediyorum. Ana hikayeye odaklanalım. Evet. Görevimiz şu an kayıp çocuğu aramak. Aradan geç. Çok jumpscare'lik bir yer değil mi? Bu arada güzel. Direkt kontrolleri bana verdi. Sinematikler falan o kadar uzun sürmedi. Beklediğimden aksiyonlu ve güzel başladı oyun şu an. İyice arayalım da bir şey kaçırmayalım gözden. Merhabalar. Yani bana gece olduğu için bir yerler kapandı dediler ama polis yetkilerime dayanarak. O ne demek lan? Bu bölgeye geri dönemeyeceksin mi? Ha. Bunu kendimize doğru çekiyoruz. Tamam. Oraya bir şey diyeceğim. Burada niye barikat var? Reis şüphelendi. Keşke diğer tarafları bir araştırsaydım ya. Tamam. Neyse mantığını anlamış olduk. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani bu saatte tek başıma mı gelmem gerekiyordu buraya? Aynen. Hello diye bağırdı be. Polis diye de bağır ki iyice kaçsınlar. Lan nasıl atayım? Ne oluyor lan? O neydi? Bu fabrikin yolu çok tehlikeli ya. Evet, etkileşime girebileceğimiz bir kapı daha. Vallahi ilerliyoruz ama size bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Ne oluyor lan? Who's there? Ya bağırma da işte gizlice gidip bakalım ya. Size bir şey diyeyim mi? Korku filmlerinde böyle ilk biri olur da hani bir grup ölür sonra ana film başlar ya. Şu an ona benzer prolog gibi bir şey bu. Ben size diyeyim bu adam ölecek. Öleceğiz yani birazdan. Smells like death. Leş gibi kokar tabii. O iğrenç bir ses duydum az önce. O neydi ya? Önce buraları araştırayım arkadaşlar sonra yukarı çıkacağım da. Buradan geçebiliyoruzdur sanırım. Oo. Otomatik animasyon. Hey, Mr. Green. Officer. Hocam. Oh, yes, sir, of course.
Vallahi billahi seninle buluşacağız ama. We haven't seen Merlin, have you? No. Sorry. Ama sana çok şüphe çektiler ya. You all right there? Yeah, it's just Jesus. You don't smell that? Adam alışıktır ki. Sniffer's out of commission. Al niye acaba amına? Got a little too up close and personal with a can of mustard gas. Bence ondan değildir, kendin zaten 5000 promillikli olduğun için. It can be a blessing in disguise. Ugh, gotta find out where it's coming from. What's it smell like? Bok. Nothing good. Benim verdiğim cevaptan ne farkı var arkadaşlar şimdi şunun? Hocam sen de mi geleceksin benimle? Vallahi geliyor. Bir şey diyeceğim, bunun üstüne çok fazla şüphe çektiler. Bu ölecek. Bu bizim yanımızda ölecek. Onun. Lan oğlum. There you are, boy. We wondered where you got. Ne yiyor lan o? Bir şey diyeceğim, o insan o. Bir lanet var. Bu mahlukla ilgili bir şey bu. Mahluk kesim var ya, bu köpeğe güçmüş bir şey yükledi. Oğlum bu ne? Kıymaya dönmüş lan. Nesneleri incele. Yani inceledim herhalde, bir şey bulamadım. You put this out for him? No. It looks like someone else has found his way to your boy's heart through his stomach. It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener mate? Hocam inşallah sosyal... Söylemiştim insan olduğunu. Kulak işte. Bayağı yani bildiğiniz kulak. Will you look at that damn dog? Oğlum bunu köpek yapmamıştır. Değil mi yani, hani kıyma mı çektirecek köpek anasını satayım? Çocuğun değil bence ya. Nah. Came from someone much older. Evet evet, yani öyle bir kulak gibi duruyordu. Güzel soru. Ya insanlar gazete okuyarak bilebilir de sen sadece bir şeyler içtiğin için. Bir de bir şey diyeceğim, bak çöpe atmışlar bunu. Sanki böyle 3. sayfa haberi gibi. Sonra köpek de gelmiş, çöpten bunu indirmiş. Ayrıca o köpek, bak sondaki o siniri vardı ya, o köpeğin siniri. O kesin mahlukla ilgili bir şey, ben size diyeyim. Çünkü köpek bile, hani böyle bir lanetlenmiş gibiydi. Gözü kararmış gibi. Köpeğin. Geliyor mu lan? Lan nereye gittin? Bir şey diyeceğim arkadaşlar, adam kayboldu. Bu gelmeyecek mi benimle? Ya gerizekalı, korktum, gel şuraya geliyorsan. Sen atlayabiliyor musun buralardan? See you again mi yapıyorsun? Ne oluyor? İyi tamam, görüşürüz hadi. Ben bir şeyler bulursam sana haber ederim. Tabi sen katil değilsin. Yukarıya bir bakalım arkadaşlar, o kadar gelmişken yukarıya bakmamazlık yaparsak olmaz diyeceğim. Direkt ne bura? Kilitli mi? Aynen. Ben doğru mu gidiyorum acaba ya? Aha! Etkileşime girebilecek bir şey var. Kızıl ateşten serçelik doğar. Yeni bir oda. Ha tabii ki de kilitli. Ya az önceki adamdan yardım alacağız bir şekilde. Tekrar geldim adamın oraya. Bu yine bizi bekliyor burada. Ha, burada kapı açılmış. What was that sound? Hocam gel. Bir şey gördük. Orada bir mazgal gibi bir şey var aynen. Oğlum Leatherface'i buranın altında falan mı besliyorsunuz lan? Hocam fabrikanda neler dönüyor? Sen nasıl bekçisin ya? Kardeşim kimlik diye soracağına sadece. Ara sıra bir içeriği de kontrol et. What is it for? It's for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. Tamam ama sen şimdi buranın güvenliğinden falan sorumlu değil misin? Ne nereye gidiyor bir bilmen lazım ki ona göre koruyasın yani. Şuradan sanırım tırmanılıyor. Gotcha. Ya oyun bana bunu verdiyse birisiyle savaş dönecek gibi arkadaşlar. Tam buradan başka bir şey yapamıyorum. Geri dönüyoruz. Bu illa bir saldırı aleti değil. Şey olarak da kullanılabilir. Sanırım bu mazgalı açmamıza yarayabilir diye düşünüyorum. Aynen. Şu eşyayı kullan. Hocam gel bir bakalım. Seninle bizim başımıza bir şeyler gelecek ama. Geri çekil bakayım. Sen şimdi alev malev sıçrar. Ha okey. Süre dolmadan ortadaki barı tamamlamamız gerekiyor. Güzel. Bütün etkileşimleri bize veriyor. Tamam. Tamam da bir yardım mı etseydi? Koca şey tek başımıza kaldırıyoruz. Yükle. Güçlüyüz, güçlüyüz arkadaşlar. O kadar polis eğitimi aldık. Aşağısı nereye gidiyor lan? Oğlum bu sarhoş adam gelmesin bizde. Yanar anasını satayım, tutuşur adam. Evet hocam. Ya sana güvenebilir miyiz? Bilemedim ki ya. Aşağı, ölüme. İçinden bir ses öyle söylüyorsa, bu adama niye güveniyorsun ki? Ya tamam hani katil bundan gizli de böyle bir şey yapmış olabilir de, ilk sorgulanması gereken adam bu değil mi? Adamı destekleyelim, adama gaz vermemiz lazım. Hadi, yardımına ihtiyacım var. Yeter ki dediklerimi yap. Gerisini ben halledeceğim. Tom hadi Tom ya, senin özgüvensizliğini çekemem şu an. Tom hadi. Aynen, gazla gazla gazla.
Heh, geldik aza. Hadi, hadi Tom. Instagram'daki o bütün videolarda olan Instagram motivasyon müziğini ver arkaya. Hayatında ilk defa işe yarayacaksın. Hadi aslanım. Hey. Tamam, gel kendine, gel kendine. Evet. Tom, bir ara burun kıllarını al istiyorsan. Hadi görüşürüz. Kader değiştirildi. Tom'a inandın. Evet. Kader değiştirildi dedi şey arkadaşlar. Bir sona etki ettim yani. Hani çok önemli bir karardı az önce verdiğim karar. Hani oyunun gidişatında bir şeyi değiştirdim ama olumlu mu olumsuz mu onu henüz göremeyeceğiz tabii ki de. Bismillah. Dikkat et Reis. Aşağısı tehlikeli gibi valla. O müziği verme işte. O müziği verme. Allah'tan dikkat et dedik. Neyse çok bir şey olmaz. Yarısındayken devrildik. Aa, bir şey diyeceğim. Merdiven kırıldı değil mi? Bir daha sanırım oradan çıkamayacağımız anlamına mı geliyor bu? Kazan dairesine girmenin yolunu bul. Tamam hocam. Direkt ne bulduk yerde? Ha, şapkamız. Tamam, o kadar üzüleceğine alabilirdin onu. Oo, gidebileceğimiz çok fazla yol var sanki. Biri fabrikanın gizli bölgelerinde tuhaf ayinler yapıyor. Çok fazla yol var gideceğimiz ama ilk olarak buradan gideceğim arkadaşlar. Bir şekilde zaten geri döneriz diye tahmin ediyorum. Şu tabelaları takip etsek nasıl olur? Bak, sürekli bana bir tabela veriyor. Koşarak biri geçti. Yemin ederim koşarak biri geçti. Bir dakika arkadaşlar, ben böyle şeylerde bakmazsam rahat edemem. Oğlum buradan nasıl koşarak biri geçti? Yol bile yok lan. Uf, gerim gerim gerildim ya. Yine gerim gerim gerildim bak. This has got to be it. Evet, ne bulduk? İnceleyelim şöyle iyice. Kimdi o? Killer'ın gençliği cartı curtu olabilir mi? Şu tabelaları takip ediyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Ya buraya tek başına gelmek de harbiden deli cesareti ya. Hani keşke bir ekibi bekleseydik, olmaz mı ya? Bir şey mi var yerde? Evet. Kemik mi lan o? Omurga gibi bir şey miydi? Tam net göremedim ama. Ya kaldırır. Ya mideni boş ver. Onu sonra hallederiz de. Bizim canımız bile tehlikede olabilir şu an. Buradan mı geçsem? Ohoho. O Jedi. Şöyle yerlerden arkadaşlar var. Gerçek hayatta hayatta geçmem, biliyor musunuz? Hep böyle bir tedirgin olurum. Çok fazla gideceğim yer var. Şuraya bir biraz bakalım. Çık bakayım yukarı. Ne parlıyor orada? Oo, kan mı o? My God. Üzerinde kan olan bir metal. Bir şeyler açığa çıkıyor. Bir şeyler açığa çıkıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş bir şeyler açığa çıkıyor. Tam buradan zaten daha fazla ilerleyemiyormuşum. Anlaşılan her türlü şuradan gideceğiz. Geç bakalım aradan. Ha. Oğlum çok iyi. DB'de gibi yapmışlar oraları. Quick time eventleri. Lan çok iyi. Bir şey diyeceğim. Peki o beyazı mı tutturmam gerekiyordu yoksa normal skill check tuttursam da oluyor muydu? Oluyordu galiba. Bak, bunu beklemiyordum. Sol tık sağ tık yaparlar diye düşünmüştüm. Çok iyi. Normalde bu tarz oyunlarda quick time eventler sol tık sağ tık olarak olur. Burada DB'de gibi skill check mantığıyla yapmışlar. Evet, yukarıya tırmandık. Merhabalar. Müzik çok mu yükseldi sanki bir? This is hellish. Aha! Ya bu ses bence fake. Son of a fuck. Bakın, DVD'deki yer mantığı, entity mantığı orayı eklemişler diye gördüm. Hiç gerçekçi durmuyor, hiç ger... Killer bizi izliyor. Killer'dı değil mi o? Onu avradını başlıyor, olaylar başlıyor. Rampa mı merdiven mi arkadaşlar? Rampa mı merdiven mi? Killer sanki bu taraftan izliyordu ya. Ben rampayı seçeceğim. Daha güvenli yoldan gidelim çünkü merdivendeyken ellerimiz dolu olacağı için güvenilir olmayacağız. Uf. Quick time eventler işte bu yüzden önemli arkadaşlar. Onu ıskalarsam jort. Killer'ın tasarımı çok hoş. Çok hoş. Evet, yine ayığım şu an. Her an bir şey gelirse basmak zorundayım. Sen ne ayaksın lan? Ananı avradını. Yakalandık, bir şey sor. Aynen. Killer'a dur de. Hadi lan, sen bir güç. Oğlum polissin lan, sen de boş değilsin. Tamam. Hedefe şey yaptım, vurdum. Aha! Bir skill çek. Oraya bir yumruk daha. Aa, gel lan. Sen bir yumruk daha vur oğlum. Evet, bu arada oyun başında gördüğümüz adam Killer'mış arkadaşlar. Sam, hayır. Hadi oğlum biraz daha dayan. Belki Tom gelir. Tom muydu bizim yardıma gönderdiğimiz adam? Hayır. Hayır lan oğlum, direndim, her şeyi tutturdum işte. Kancayı asma mantığı bu da bu arada. Ah lan Sam.
En azından cesur bu polisin. Çocuğu orada bırakmamak için tek başına şöyle bir şey göze aldın. Helal olsun sana. Hadi lan. Hadi lan Sam. Biraz daha ittir. Sam! Çok iyisin oğlum. Bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay değil. Beni avlamak bu kadar kolay değil. Kader değiştirildi arkadaşlar. Yine önemli bir şey yaptık. Çıtırın tüpü de ürkünç bu arada ha. Sam kalk oğlum yerden. Yaptık bu işi seninle, yaptık. Al o silahı. Lütfen aşağı falan düşürme. Heyecandan aşağı falan düşürme silahı lütfen. Killer da geliyor. Bebe aşağı atacak. Al silahı, al silahı, al silahı. Çabuk, çabuk, çabuk. Sam, son gücün. Son gücün Sam. İyisin. Çok iyi lan. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Jason'u vurdum ve çocuğu kurtardın. Kader yazıldı. Nasıl ya? Aaa! Frankston Entity'ye düştü. Kesin dönüşecek. Var ya bu Entity buna bir şeyler yapacak. Fena dönüşecek bu. Helal lan sana Sam. Ne olur ölmüş olmayalım. Bak çok duygulanırım. Böyle kahramanca ölümler beni çok üzüyor. Sam! Evet alıyor, ruhunu alıyor. Ruhunu alıyor Entity. Oğlum oyun çok iyi lan. Hiç böyle beklememiştim. Burası prolog gibi bir şeydi dediğim gibi. Fena bir şeye dönüşüyor. Neler neler bizi bekliyor arkadaşlar, neler neler. Aha yeni kurban grubuna geçtik galiba. Evet, asıl kurban grubumuz geliyor. Heyecandan tuvalete gittim geldim anasını satayım, fena başladı oyun. Okey, şimdi ana hikayemiz başlıyor gibi arkadaşlar. Buralar biraz daha sinematikli geçebilir. Ama en azından oyun o aksiyonu girişte müthiş verdi yani. Bu niye böyle aksiyonlu uyandı ya? Sakin ol, derin derin nefes al. Kabus mu gördün? Ne oldu? Korkutma beni, bakma öyle. Kediler de böyle boş boş bakıyor ya. Bir anmış olmuş bu. Lan! Çatı? Ne oluyor oğlum? Evin çatısı gitti. DBD evrenine mi döndük? Ne olduk? Ne? Lan ne oluyor? Buralarda sinematik minematik olur diyordum. Buralarda da hayvan gibi gameplay veriyor. Kabustayız ya. Net bir kabusun içindeyiz yani. Evet değil. Değil değil değil. Ne bu? Ha, annesiyle fotoğrafı sanırım. Eğer babası değilse yani. İlginç bir yaklaşım oldu tabi. Lan ben kapı açtıkça karşıda da birisi kapı açıyor. Ananı avradını. Resident Evil gibi bir şey oldu. Lan kapı ters döndü. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Neler yaşıyoruz öyle. Lan aynı odaya geldim. Annesiyle fotoğrafı galiba, babası değilse eğer. Bari aynı şeyleri ritüel şeklinde devam ettirelim arkadaşlar. Aynı espriyi de yapmış olayım. Heh. Hadi bakalım. Lan! Sadece o şeye açıldı. Aa, ayak izi mantığı galiba bu. DBD'den bir şeyler gördükçe aktarmaya çalışıyorum da. Buralar zaten direkt DBD'nin ağaçları falan değil mi? Şu kayalar falan. Hızlı koşmama izin vermiyor bu arada oyun şu an. Bunun hikayesi de ilginç. Geç bakalım aradan. Bunun olayı ne acaba? Şu an kurbanların hepsinin bir araya toplanması gereken bir durum olacak anlaşılan. O televizyon ne o televizyon? Samara Morgan mı çıkacak içinden? Evet aç bakalım. Ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim. Ağlama sesini... Bu... Entity bu. Ağlama sesi böyle ruhani böyle. Filmlerde şeytanlara bir ses verirler ya böyle ototunlu gibi. Bunun suratı başka bir şey. Gelme, 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 git. Bu ne lan? Entity'di o. Uçaktaymışız, rüyaymış. Söylemiştim.
Bu peki neden böyle kabuslar görmeye başladı ki? Yani daha önceden de mi görüyordu, yeni mi başladı? Çünkü entity yeni doğdu galiba. Oraları yavaş yavaş öğreneceğiz. Okey, ana karakterlerimizden birisi Madison. Trailer'da gördüğüm bir tane karakter vardı. Bana inanılmaz benziyor. Benim böyle daha esmer halim. Onun gelmesini bekliyorum. Tamam, şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla bütün kurbanları böyle kısa kısa oynayacağız. Hikayelerini bir anlayacağız. Buralar telifli olabilir. Biraz sardıracağım çünkü müzik var. Telifli şarkıları kapatma diye bir seçenek var. Ama onu yaparsam bu sefer sinematiklerde hiç şarkı çalmayacağı için kötü bir görüntü olur. Onun yerine biraz kese kese paylaşıp teliften kurtulmaya çalışacağım. Teker teker tanıtma olayı olmadan direkt mi geçti acaba diyeceğim. Hayır. Okey. Madison biraz psikolojik sorunlarla baş ediyor gibi ya. Aha, yardım isteyen birisi. Gecenin bu saati. Burada. Otostopçu değil ya, arabası bozulmuş. Yardım istiyor. Duralım ya. Ben güvendim. Ben güvendim buna. İyi giyimli birisine benziyor. Yardıma ihtiyacı var bu saatte. İnşallah iyi niyetimden faydalanıp kafamı kesmezsin yani, hazır ormandayız diye. Bir şey diyeceğim, suratı çok korkunç geldi bana. Suratı bana çok korkunç geldi. Ne olur beni pişman etme bak. Bir iyi niyetli davranalım dedik. Evet, buyurun. Bilmez misiniz? Arabanızı çekici falan çarptırıp aldırırım ben. Hiç start etmeyin onu. Yeter ki boğazıma bıçağı takmayın yani. Benim tek, sizden tek isteğim bu yani. Kader değiştirildi, Allah belasını. Kesin sıçtık ya. Kesin sıçtık vallahi billahi. Of. Ama arkadaşlar ne yapayım yani, şimdi gecenin bu saati burada kalmış. İti var, kopuğu var. Hanımefendiye birisi salça olsa saldırsa nasıl tek başına kurtulacak oradan? Yani. So, did you say you were going to Garrett Manor for business or? I did not. Oh, so where are you from? From? Like where do you live? Paris. Vay vay vay. It's where I'm from. İyi ki almışım arabama, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Before that I was from Amsterdam. Maşallah hocam. Milan. Altta okurken kara para atlandığını hissettim yani. Once upon a time. That's cool. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was. Annelerimden birisi mi? Or kind of a shithole. Üvey olayı falan mı yoksa bir eşcinsellik olayım var? Ona emin olamadım. Anyway, because I've never been. I'm a big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before. Kadın yavaş yavaş gülmeye başladı sağdaki. Here in England? Bizi sevmeye başladı galiba. Actually. Oh, I'm Maddie, by the way. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah. You too. Otostopçu adının Linda olduğunu söyledi. Arkadaşlar bunu unutmayın. Kader değiştirildi dedi orada. Linda ismini unutmuyoruz. Hangi meslekte uğraşıyor? Bu malikane hakkında bilgim var mı? Malikane, malikane. Bizim Türk insanları mesleği sormayı çok sever. Ben hiç sevmem. Gerek yok. Bana insanlığın lazım. Sürekli mesleğinle ne işle uğraşıyorsun? Yeter arkadaşlar. İnsanlığı lazım. Hemen ilk tanıştığınız bir insana mesleğini sormayın. Abartmayın yani. Sanki böyle şeymiş gibi. Mesleğine göre karar vereceğim senin arkadaş olup olmamaya gibi yani. I didn't say I didn't know anything. Yeah, you did. You could tell. Oğlum ikidir bana bak, ters ediyorsun. Linda. All I know is that I was invited for a personal audience with Augustine Lieber. That was supposed to be super fancy or something, and that it would be in my best interest not to turn it down. My invitation was pretty much the same. Ah. Linda arabayı kenara çektiğin için minnettar. Tamam, Linda ile ilişkimizi arttırdık. Bir şey diyeceğim, aynı sebepten çağrılma olayı derken bizi muhtemelen, size bir şey diyeyim mi? Bir oyun gibi bir şeye sokacaklar bu malikanede. Işıklar söndü. Yani bu Davet adı altında bildiğiniz insan avı tarzı bir oyuna katılacağız. Kesin öyle bir şey. Evet, hadi bakalım. 2024'teyiz. 1963'te oynamıştık ilk oyunun başını. Orada entity mentity olayları derken şimdi 2024'e geldik. Ya bu şey olayı gibi olmasın ya. Bir tane olay var arkadaşlar, gerçek hayatta biliyorsunuzdur. Devil in Me oyununun da konusundan geçiyor. Çok özür dilerim durdurduğum için. Hikaye kaçmasın diye durdurdum. Ben de oyunu oynadığım için öğrenip araştırmıştım olayı. Bir tane adam var, adam mimar. İşte bir tane otel tasarlıyor gibi bir şey. Otelin her şeyini biliyor. Hani bir tuşa bastığı zaman hangi kapı açılacak, hangi alt geçitten geçerse hangi odaya geçiyor falan, hepsini biliyor adam. Gerçek hayatta yaşanmış bir olay bu arada. Ve böylece adam istediği odadan istediği kişiyi öldürüp iz bile bırakmadan kaçıyor yani. Bunu zevk için yapıyor. Böyle değişik bir adam. Böyle oyuna falan çağırıyor milleti yani. Otele motele çağırıyor. Oyunda öyleydi yani. Bu da öyle bir şey gibime geldi yani. Bizi buraya davet gibi çağırmaları hiç hoş değil. Hocam biz geldik. Açarsan tık tık. Linda sen biraz daha zeki gibisin. Hello? Anybody home?
kapıyı biri şöyle çalsa vallahi üst balkondan su dökerim aşağıya. It's a good rule of thumb to try every door. Ya bizi hem buraya çağırıyorsunuz hem girişi biz mi bulacağız bir de ya? Well, they're expecting us, aren't they? No way is it. Kapı direkt açık. Okay. Do we just go in? Oh, olaylar başlayacak. Yavaş yavaş olaylar başlayacak. Because you're grown up. So are you, Maddie. Sen daha yaşlısın. Then here we go. Apparently. Bir ışığı falan açın, ışığı bulun, bir şey bulun. Why are all the lights off? Beats me. Yani bu soruyu sormanızı bekliyordum. Hello? 21-10 giriş salonu, okey. Let's take a look around. Hello? Evet, kontrolleri bize verdiğini etrafı bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Linda da oraları inceliyor. Etrafa bak ve Augustin Lieber'ı bul. Okey, ne varmış burada bir açalım. Bunda herhangi bir şeyle etkileşime giremiyorum. Tamam. Şöyle bir aşağıdan devam edelim. Yukarı çıkacağım, aşağıyı komple bir bitirelim. Ne var ne yok, nerelere girebiliyoruz bir bakalım. Burası Harry Potter'ın kaldığı merdiven altı. Ha bak, bura açılıyor. Merhabalar. Hafiften bir müzik geldi sanki. Ha, selam. Bulduk mu? Ah, ladies. Ha, yabancı. Hello, hello. Welcome. Hello. Hoş bulduk da bir kapıda falan mı karşılasaydınız? Didn't exactly get explicit directions as to what ha, to do bu da, okey, bu da so... şeylerden. Tamam. Yeah, same. İsmini I'm öğrenebilir miyiz? So sorry. Ha, Stan. Where are my manners? Memnun oldum. My name is Stan. Ben Madison. And you would be? Maddie. Yanımdaki abla da Adnan Şensiz. Maddie. Beautiful name. Short for Madeline. Madison. Madison, actually. Yaklaştım. Ah. Olur. Middle name. Sana ne ya? What? Midtown. Ulan erkekler her yerde Big aynısınız. Apple, the city that never sleeps. Home to the most beautiful of women and... Nasıl yürüyor, nasıl? Hey maşallah, hey nasıl yürüyor, nasıl? Madison Avenue. Okay, got it. A fitting name for such a lovely lady. Kaygılı. Burası çok ürpertici değil mi? This place is like... Super duper creep town, right? Adamı savuşturmak için konuyu değiştirdim arkadaşlar. I was taking a look around before. Yoksa bu herif azdı gibi. Let's just say I'm surprised it hasn't been condemned by the local authorities. Yikes. Lights don't even seem to work right. How do you mess up lights? That's like basic modernity. Right. Yep. Linda bir şey mi fark etti? State of this place doesn't exactly reflect well on our mysterious host. Oh, Stan, this is... Linda Castle. Aa, I am tanıdı lan. Lan salak, odaya beraber girdik. Yeni mi tanıdın? I'm at a loss for words. I am just humbled by your presence. Okay, sure. Bruno Stanford III. At your beck and call. Only if you call me Stan. Sure. Şu kadın var ya, inanılmaz zeki. İnanılmaz zeki bir insan. Sadece suratından anladım. So what's going on? Onunla çok iyi şeyler yapacağız. Eğer oynanılabilen bir karakterse. Well, I think our new friend here is familiar with some of my little movies. Oh, hold on, hold on. Your movies are a lot of things, but they are not little. You're a filmmaker? Yeah, I've made some movies. Aynı zamanda da mütevazı bir hanımefendi sanırım. Have you heard of a little film called Buried by the Break of Dawn? Blood Point. Duydum da. Ayıp olur, ayıp olur. Defenders. The blade may swing in both directions, but death only moves in one. O nasıl film lan? Paragraf yazsaydın. No, sorry. Sorry, o bizim kültürsüzlüğümüz. Linda Hanım, sizle hiçbir alakası yok. Oh, no. I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's assistant. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean... I'm just flattered you think I have an assistant. I'm sure if you did, she would not be Linda Hanım, siz bu kadar basit şeylerden etkilenmezsiniz ya. Your last name is Avenue? No. What, did I miss something? Only that we are at a loss at what to do in the absence of our host. Harbiden artık bir etrafı mı arasanız yani? Hiç tanımadığınız bir yere gelmişsiniz. I guess we should keep looking around. I mean, why not at this point? Maybe our host has left something out for us. What do you do, Stan? Neymiş bu? Gılgamış destanı mı? It involves money and... A bit of light. Susun bir alttan kafamı karıştırmayın ya. Okay. Kılgamış testlerini açtık. Burada kilitli, okey. Geri dönmemizi istiyor oyun. Geri dönmemizi istemiyor galiba. Çünkü çıkamıyorum buradan. Ha, okey. Dolap açacağız. Ha, movie poster inside. Cinayet fabrikasına girmeye cesaret var mı? Aa. Murder Mill. Sem'in olduğu yer. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy Shinobi. You're kidding, right? No. Bu arada şöyle bir ESC yaptım. Burada koleksiyon kısmı var. Dağ adamı Max Thompson. Annesinin bile sevebileceği bir şehre değil. Canavara dönüşen hasta bir adam. Colvin çiftliğinin sarıp sarmalayan sessizlikte rüzgara kulak vermek, paslanan metal ve motorların sesini dinlemek gerek. Ha. Bunu nereden açtım lan ben? Okey, buradan bulduğumuz şeylere falan bakabiliyoruz. Madison ve Linda ilişkisi iyi gibi şu an. Yarıyı geç. Buradan direkt kaderlere de bakabiliyoruz. Madison otostopçuyu aldık. Adının Linda olduğunu söyledi. Şimdilik önemli olan oyun değişiklikleri bunlarmış yani. Tam onlara sonra bakarız. Aa! Ayda işler karışır. İşler karışır. Bak bu filmin yapımında yer almış. İlginç.
things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. Klasik bu yasaklanan filmler mantığıyla ilgili mi acaba? The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements. What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. Bir şeylerin bilinmesi istenmiyor yani. Just in case. The CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. Bu adam salak ama kültürlü olduğu için bilgileri işimize yarıyor şu an. And it pays to know this kind of stuff. Bak bu bilgi çok ilginç oldu. Bu bilgi harbiden çok ilginç oldu. Ne oluyor? Bence yeni birisi geliyor. Yeni birisi geleceği zaman bu ışıklar yanıyor sonra geri sönüyor o kişi geldiği zaman. Augustin bu mu lan yoksa? Bu kim? Bu da mı yabancı? Aynen. Oymuş. Okey. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. Olduk valla. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are sorun değil demek isterdik de. Şu aptal sapıkla bir saattir muhabbete tuttunuz beni. My full attention while we are together. Ah yes, and speaking of needing attention. All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? Şu sistem var ya, çok sıkıntılı geldi bana. Oh, my mistake, Maddie it is. Oh, it's fine. Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important. Tamam, olaya geçelim. Hadi, hadi, olaya geçelim. Beni gazlama ya. Who are you? I call myself Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. Yani bana şu an çok güven vermiyorlar ama aramı da bozmak istemiyorum ya. Bir normal devam edelim. Direkt kadın kıl olmasın bana, anladın mı? Sure, I'll just have whatever stands. Direkt kıl olmasın yani. Of course. And you? Kader no değiştirildi. Thanks. Nasıl içki teklifini kabul ettik ya? Nasıl kader değiştirildi ama ya? Nasıl ya? I think you may like it. Never had a İçki içtim diye nasıl kaderim değişti? I don't plan on starting now. Linda sen bendensin. Sen bendensin. Bak Linda'ya bir kuruldu, gördünüz mü suratını giderken? Linda'ya kuruldu. I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth. Bu kadar kişi değildirizdir herhalde ya. Daha iki kişi daha gelmesi lazım sanırım. I'll show you mine. Do you show me yours? Terbiyesiz herif. I'm a bit eager. Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. O niye bizden önce biliyor? Oğlum bu Stan'de bir şey var arkadaşlar. Bu Stan hiç güvenmedim ona. You okay? Yeah. No, it's nothing. Bak, bana vicdan yaptırma. Brass tacks, Augustine. I did not come all this way just for drinks. What's in there? Kudish topu mu? Ne anasını satayım? I don't know what you two have come to sell her, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right film. There is the only surviving segment of film from the original camera shot. Oğlum sen var ya, sen var ya. Yürüyen Wikipedia ya. Earliest known work of a certain noted auteur, allegedly, should be worth a small fortune. So I'm told. Müthiş bilgi. Hate to burst your bubble. Damn it. Aa, biz ne getirdik lan? Not quite. Aykut sen ne getirdin? I never knew what it was from. Aa, bizde de var. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. Var bir sıkıntı, var bir sıkıntı da dur bakalım. Entity bu insanları toplamak için onlara bu parçalarımı yollamış buraya gelsinler diye. Bunlar nereden buldu bunları? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing all in due course, Ms. Castle. Çok güvensizlik duyduğum konular var şu an ya. Çok güvensizlik duyduğum konular var şu an. We were so close. I could feel the entity's force. Aa, bu da Augustine'in şey hali sanırım. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. Okay, tamam, şimdi bir şeyleri anlamaya başladım. Mangled, yet Frank Stone didn't die that night. Evet. His essence entity was olayları işte. Into the very foundations of the mill. Agonized nightmare. Bu kadın girişte konuşan kadın, okay. I had to find the right means to awaken him. Peki bu bahsettiği konuşma tam olarak hangi yılda geçiyor acaba? Orayı da keşke tamamlayabilseydin daha iyi olurdu. Aha ben! Selam, ben geldim arkadaşlar.
Bu oyuncu mu acaba? Oyuncuysa iyi oyunculuk yapıyor ya diyeceğim de. There's just one thing you bastards will just never understand. You can tie us up, you can torture us, you can put us through every hellish trial your sick imagination. Bu kesin film ya. İyi oyuncu, iyi oyuncu, güzel oyuncu. Jamie! Kurtul oğlum oradan! Aslanım, sana karşı ayrı bir bağ hissediyorum. Aha, kardeşi tehdit ediyor. Olmaz. Yapma, şerefinle öl. Bu oyunculuk seçmelerinde büyük ihtimal şu an. Ya çok zor soru ya. Yani ben bu karakterle çok bağdaştırıyorum kendim arkadaşlar, yani niyeyse bilmiyorum. Trailerında falan da ekiptekiler hep sana benziyor diyordu. Eskiden böyle saçımı biraz daha kabarık yapıyordum ya, o halime bence de benziyor. O yüzden bence şu an zaten şunu seçsem bile ölmeyecek karakter. Şu an bir film setinde gibi bir şeyiz ama yine de ne olur ne olmaz onu alsın, ben ölmeyeyim yani. Öyle yine de tek bir insan deme de kardeşin o sonuçta. Jamie, intikam alacağız oğlum, hiç merak etme. Aynen öyle. Dinliyor beni, dinliyor. Biri ya, kafalarımız bir karakterle. For doing bad guy stuff. Kestik. You said you let me go free. Lan? Ne o testere sesi? Hilbili mi o? Ne o? Kolum kaldı lan orada. Bu ya bu. O kadar net anlamıştım ki oyunculuk olduğunu. Bir de doğaçlama yapmış ya. Çok iyi, çok iyi sahneydi. İyisin, iyisin. Oyunculuğun bayağı iyi. Chris'le ilişkimiz düştü ya. Oğlum nereden bileyim anasını satayım? Tamam ya, tamam. Biz gibi oyunculuk yaptık, yine yaranamadık. Aa, bu bizim kadının küçüklüğü değil mi o? Ha. Bir dakika. Filmi çektiği yer mi? No, actually. Aa, Linda'nın küçüklüğü. Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft. Jeez Louise. So are we good or what? Yeah. I mean, it looks suratını great. Çok iyi benzetmişler bu arada. Well, Linda, you did get the blood gag, didn't you? Aha, bir daha mı çekeceğiz? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. İyi oynadın, harbi iyi oynadın. Any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Linda, I told you I wanted a wide close up that shows off our super cool bloody arm gag and ama düşük bütçe. Not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera too. Şu Chris biraz no benim dediğim olacak havalarında şu an. Yönetmen o galiba. Or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the aynen oymuş. Bir şey diyeceğim. Zaten Chris'le sıçtık. İyice sıçmayalım. Linda, yönetmene saygı duymalısın. Onu yönetmen olarak seçtiysek Linda, when you're making sonuçta onun dediklerini yapmamız lazım. Ama hangisini seçersem öbürü trip atıyor ya. Bu olmadı işte ya. Tamam, toparladık. Arayı bulduk. Okey, arayı bulduk. Bak, kavgayı önledik arkadaşlar. Belki birbirlerine gireceklerdi. Anladım hocam. Tamam. Anladım ben. Tamam. Anladım. You guys want me to leave? All right. On your feet people. Everybody back to one. We're going again. We are going again. Kanlı fabrika, cinayet fabrikası mıydı neydi? Onun filmini çekiyor Linda şu an. O kısımdayız. All right. Everybody settle and hold and action. Bence gerçeğe falan dönüşecek, bir şeyler olacak. Sen miydi lan o? Ha, oğlum Sam San. Aa, Sam harbiden. Hi, Mr. Green. Lan bir dakika.
Sheriff. Nasıl ya? Sorry. How many times have I told you to stay away from? Hangi filmi çekiyor bunlar? We were just in the middle of a take. A take for our film production. Ha daha o olaylar olmadan önceki film falan deniyorlardı herhalde o zaman. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Yoksa Sam ölmedi mi oğlum? Bir dakika kafam karıştı ya. I spend the night locked up in jail. I suggest you, Miss Castle and Miss Dixie, Ms. Tammy D. Dixie. Yürüyüşe bak geri zekalı. Ms. Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises and you do not under any circumstances set one foot back here in the Cedar Still Mill ever. Bilemedim dik kafalı mı olsak ya. Sam anlayışlı biri gibi sanki ya. Ya o kadar emek var belki anlayış gösterir lan. Bir son bir sir. Hocam biraz izin ver. Aynen öyle. Heh, böyle iyi niyetli, güzel davran. Açıkla kendini. Aynen öyle. Sam yapma be. Oy. Linda Rajon. Arrest us for trespassing. Linda. Come on. I know I'm just Robert's dad, but I'm still a cop and you got to start taking me seriously because you really, really cannot be here. Son sahne. So much. I thought it was abandoned. Yeah, it's not like we're looting the place. It's not safe. Go home. Bu bizi düşünüyor. We got like three more little scenes and then we're done. Well, I don't think you're going to be doing any more filming today. Not with that. İzin verdi gibi ama. Kameranız yok diyor, nasıl çekeceğiniz diyor. Usually. We're not going to do what he says, right? Really? Hah, anarşist ruhlu biri çıktı. Gencecik çocukların hayalleriyle oynadınız lan. Yalnız o düşük bütçeye rağmen güzeldi. İyi çekiyorlardı yani filmi. Oyunculukları da çok iyiydi. Sam'cim görüşürüz. Olay yesneyin. Yok vallahi hiç yapar mıyız öyle şeyler ya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu Sam'in Frank Son'u vurduğu olaylardan sonra mı geçiyor bu acaba? Sam çünkü yüzü sanki biraz yaşlı gibiydi diğer haline göre. Hani sonuçta burası güvenli değil falan da dedi ya. Çok güzel ya. Şöyle şu tarzı yaşam tarzına bayılıyorum. Şurası müthiş bir yer ya. 1980 evet. Sam'in olayı 63'te geçiyordu. Şu an 17 yıl ilerideyiz. Okey dediğim gibi o zaman yani Sam'in Frank Son'u vurmasından sonra geçiyor. Zaten suratı biraz yaşlı olduğu için falan anlamıştım. Bunlar da o olayı film yapmaya çalışıyorlardı ama birkaç sahne eksik kaldı. Garajda devam edecekler. What a complete and utter disaster. Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Who needs a real deadline when every wasted second brings you closer and closer. Son kısımların neredeyse tamamı sinematik olarak geçiyor arkadaşlar. Burası ana hikayeyi anlatıyor. Hani oyunun içine sokuyor bizi. I like it. Birazcık sabrederseniz sonraki bölümler çok 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 ciddi aksiyonlar gelecek gibi yani. You guys are both acting. Yalnız çok iyi var ya tişörtün tasarımı, çok iyi. So you'll be like our ambassador. Not a chance. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, you know, you open it. Ugh, whatever. We got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals? Ya bu seni düşündüğü için öyle yapıyor ya. Noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Evet. Bak demiştim bu Linda zeki ya. I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, you're still just a baby. Ya yeter artık Allah'ın ergenleri bir durun ya. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. Bu 63'teki olaydan mı bahsediyorlar? I know some stuff. Spill it, lady. Starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Aa, o zaman az önce çektikleri filmin bu fabrikayla alakası yok mu? Orada bak orada kafam karıştı ya. And you held back, you traitor. Yeah, because I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me okay, about tamam, yeni öğreniyorlar. Hadi bakalım, anlat. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. So what was this guy's name? Maybe we should Frank write him Stone. A movie. No, I don't know if we... Frank İşte, Stone. Ana hikayeyi öğrendiklerine göre asıl olaylar şimdi başlıyor Frank arkadaşlar. Stone was actually killing people in the steel mill? Evet. Like our steel mill? Aynen öyle. We were just ya. Shooting like an hour ago? Şimdi anladın mı? Sam oraya gitmesini iyi istemiyor. Frank was working at the mill. But I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. Kurbanların kim olduğu sanırım çok belli değildi. Bence kafamız karışmış olarak devam edelim. Biraz daha bilgi alalım. He was up to. There has to be a reason for him to kill a bunch of people, right? There was never any kind of confession, so they don't really know for sure. Someone somewhere's gotta have some idea. Well, we could always just ask Frank Stone. Huh? Crystal ball. Aynen ha.
What will they hadi say? Bakalım. And Miss BB's hotline. Ya ne oluyor anasınıza? Okay, okay. I called Miss BB once. I tried to speak to Mary Shelley, but Miss BB thought that was my grandmother, so she kept going on and on about eating enough cabbage soup. Did you get a recipe? Oh, damn. Then again, maybe it's better not to dig up old bones. Nasıl belli korku filmi izlediğim? History? People don't really like to talk about it. You do get reporters asking around sometimes. Really rubs people the wrong way. Once Sam Green became sheriff, that all died down anyway. Ya muhabirlerin sorduğu sorular çok önemli değil çünkü onlara net bir cevap verilmez bence. Biz Sheriff Green'in neler bildiğini diyle ilgilenelim. Sheriff Green sure seems to care a heck of a lot about this. Sam Green's the one who took Stone down. Saved a little baby that day too. Would have been the killer's next victim. Yeah, he's kind of the town hero. İşte siz bu adama hala saygı duymayın. Ergen trip atın. Chris, what are you thinking? You guys have been so helpful answering my questions and all, but sounds like I should probably go right to the fabrika source. Araştırması başlasın. What? After today, I don't think Sheriff Green's gonna. Gizli gireceğiz, gizli. Fabrikada 24 saat geçirdim videosu. You never know. Good luck with that. I guess it doesn't really matter what happened at the mill since we can't finish shooting there with a busted camera. Hey, why don't we just take the camera to the drugstore and see if we can get it fixed? Yine çok mantıklıyım. Yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Tamam, biz unless you banka know anybody zaman, looking to get into film finance, kind of shit out of luck. Ne oluyor lan? Daha anarşist bir insan olamaz yani. Vallahi ben bir şey demedim. Yok yok. Bir halini hatırını soralım. İyi değil gibi. You okay? What's up? Nothing, it's fine. Didn't sound fine. As soon as mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. I'm sure he's just worried about mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not to ground me like I'm 16. Babasından bahsediyor galiba değil mi? What is he thinking, right? Sorry, I guess I just need. Güzel, bununla ilişkiyi yükselttik gibi. Halini hatırını sorduk, içini döktü bize. Last thing mom needs is for us to be screaming at each other. It's true. Aynen öyle, o kadını üzmeyin. Yeah, and you've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh. Where's the Jaime bell? Ding ding. Ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to lay it on a little kardeş thick derken? Whenever he's about to ask for a favor. No, I'm just speaking from the heart. Okay, what do you need from me? Well, we're making this movie and azıcık para varsa sana zahmet. But we just need a çok değil, 4000 dolar kadar. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera. Evet yani hani bir şanssızlık sonucu. We need a few bucks to get fixed. Ouch. How much do you need? Kayıt 10 kağıt sadece. Gergin 20 kağıt karşılar. Az önce iyi davrandık. Bir 20 ateşle be. Just like 20 bucks would probably cover it. 20 bucks. That ain't pocket change. That's how much camera repairs cost these days. Seriously? Hey. We're trying to make this thing good and good don't come cheap. Oğlum 1,5 saat oynadım bırakamıyorum lan oyunu. You guys really need it to finish the film. Var. Acayip var. Öyle böyle değil. All right. Helal lan sana. Kader değiştirildi. Hadi bakalım. Oh, and I get the garage tonight. What? Oha. Because I need it. O zaman 20 daha ver. All our editing stuff is. Well, that's the deal. Take it or leave it. Tamam, okey, okey. Sıkıntı yok. Yeter ki kamerayı halledelim. Biz zaten fabrikaya gideceğiz. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Okey. Arkadaşlar burada save aldı. Bence burada bitirelim. Çünkü bitmiyor yani. Sinematikler bitmiyor. Ondan ona geçiyor. Videoyu bir türlü durduramadım. Başta çok iyi bir gameplay oynadık. Acayip keyifliydi. Sonradan da oyunun hikayesine yoğunlaştık biraz. Anladığım kadarıyla bunlar kaşınmaya devam edecek. Fabrikayı araştırmaya, filmi çekmeye devam etmeye gidecekler. Orada bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Bir yandan da Augustine'in olayını çözmeye çalışacağız. 2024 yılına gidip. Bu şekilde devam edecek hikayemiz. Oyun inanılmaz güzel. Beklediğimden çok daha iyi. Her 2 ya da 3 günde bir atıp 4-5 bölümde bitiririz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Ekim ayının ilk haftası Until Dawn'un oyunu çıkıyor biliyorsunuz ki bilgisayara. Onu da seri halinde kanalda bitireceğim. Şimdiden haberini vereyim. Oyunla ilgili yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.